Saygıdeğer hemşehrilerim, değerli basın mensupları, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bugün 3,5 yılda yaptığımız 10 yıla sığmaz icraatlarımız hakkında konuşmayacağım. İcraatlarımız basın toplantısı yaptığımız avluda ve şu kongre salonunda görüldüğü üzere halkımızın takdirlerindedir. Yaptığımız işleri ki halkımız takdir edecektir. Ülkemiz en başta FETÖ'den DEAŞ'a, PKK'dan DHKPC'ye kadar bütün terör örgütlerinin zarar vermeye çalıştığı bir coğrafyada olup 7 düvele karşı mücadele ettiğimiz kritik bir süreçten geçmektedir. Dünyadaki gelişmeler krizlere gebe süreçleri maalesef beslemektedir. Öyle ki bunun siyasete ve ekonomik gidişata yansıması kaçınılmazdır. Tam da bu zamanda ve bu ortamda yerel yönetimler odak alınarak benim de içinde bulunduğum bazı belediye başkanlarının istifaları istenilmek suretiyle değişimden gelişim umulmaktadır. Kim ne derse desin, AK Parti yerel yönetim pratiği ile genel yönetim başarısını yakalamış bir siyasi iktidardır. İktidarımızın sihirli kelimeleri de her zaman güven ve istikrar olmuştur. Kamuoyunda seçimle gelen seçimle gider prensibimiz sanki rafa kaldırılmış, emirle gider şeklinde emirle gider şeklinde anlaşılmaya başlanmıştır. Netice itibariyle millet iktidarından devlet iktidarına mı dönüşüyoruz? Yeniden başa mı dönüyoruz? Sorularını sormak istiyor ve endişemi ihtiyacı duyuyorum. Cumhuriyetimizin 94. yılındayız. Bu millet devlet ağırlığını bilir. Siyaset bu ağırlığı hafifletmek içindir. İstiyoruz ki devlet iradesi yeniden millet iradesinin önüne geçsin. Siyaset yönetme sanatıdır. Yasalarımız devleti yönetme iradesini ve karar alma yetkisini yalnızca siyasilere vermiştir. Siyasetin ancak demokrasi ile var olduğu unutulmamalıdır. Demokrasinin arızalı olduğu ortamda siyasetin nefes alması kolay değildir. Dolayısıyla esas olan demokrasidir. Demokrasi açığı her zaman cari açıktan da bütçe açığından da önemlidir. Biz siyaset yapan insanlarız. Dünkü Türkiye'de de bugünkü Türkiye'de de bunu başarıyla gerçekleştirdik. AK Parti siyasi hayata adım atarken kurucu il başkanı olarak görev verildi. Bunu üstlendik. Milletvekili olarak yasama faaliyetinden genel başkan yardımcılığına kadar partimizde çok önemli görevler aldık. Partimizin kasası bize teslim edildi. En üst karar mekanizmalarında görevlendirildik. Belediye başkanı olmamız istendi, bunu da üstlendik. Hiçbir kademede görevden geri durmadık. Her noktada verilen görevi başarıyla yerine getirmeye çalıştık. Son uygulamalarla geldiğimiz noktada şimdi sormak istiyorum. Ortaya çıkan manzarada
bürokrasi siyasetin önüne, devlet milletin önüne ve en önemlisi sadakat, liyakatın önüne geçmiş gibi görünmüyor mu? Değerli basın mensupları, neticede göreve devam etme imkanı bizler için maalesef ortadan kaldırılmıştır. Metal yorgunluğu adı altında bu değişim ve yenilenme süreci AK Parti'de bir otofajiye dönüşmektedir. İletişim çağında Ankara ile iletişim ve istişare kanalları sağlıklı işlemektedir. Yerel ile merkez arasındaki irtibat aracılarla sağlanamamaktadır. Bu durum bütün AK Partili belediye başkanları için de böyledir ve geçerlidir. Şimdi kendi adıma şunu söylemeliyim. Yolsuzluğunuz yok. Usulsüzlüğünüz yok. Başarısızlığınız yok. FETÖ bağlantınız yok. Ve fakat ailenize, evinize kadar ulaşan baskılar, tehdide varan müdahaleler var. Bu katlanılacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir. Dolayısıyla AK Parti'de siyaset yapma imkanımız maalesef ortadan kaldırılmıştır. Gelinen bu durumda partimden ve belediye başkanlığı görevimden getirilmiş bulunmaktayım. Tek endişem başlamış olduğumuz proje ve icraatların açım bırakılarak insanlarımızın beklentilerinin boşa çıkarılmasıdır. Değerli basın mensupları, hatırlayacaksınız. Bundan önceki açıklamamda veda ve vefa vurgusu yapmıştım. Şimdi bütün varlığımla külli iradeye teslim olarak cüz'i irademle milletime vefa gösteriyorum. Partime ve başkanlık görevime burada veda ediyorum. İnancım ve itikadım gereği olan da hayır vardır. Üzgünüm, kırgınım ve fakat huzurluyum. Çünkü vicdan rahatlığıyla bu kararı almış bulunuyorum. Bugüne kadar aldığım bütün görevlerde Balıkesir sevdalısı olarak şehrime, hemşehrilerime hizmet etme gayreti içerisinde oldum. Hepinize, bütün hemşehrilerime, siyaset yaptığım yol arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma ve bu uzun mesai yıllarında bana destek olan aileme teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık diyorum. Hoşça kalın.